¿China? ¿Ah? No, Geraldo. Ah, iyi günler. Bir şey soracağım ama bu bitkiye nasıl bakılıyor? Bir fikriniz var mı? Hayır, yok. Ah, merci. Hoşça kalın. Tatlıymış ama. Ay şey, bu çiçeğe nasıl bakılıyor? Bir fikriniz var mı? Bu ne ya? Nereden buldun sen bunu? Ha, bir arkadaşım verdi. Basket kardeşim, deli misin nesin? Başım belaya sokma benim. Allah, ne oluyor ya? Basket, basket. Allah Allah. Terbiyesize bak ya. Bu nasıl bir memleket oldu burası? Bir insan bir insana para vermeden yardım etmiyor. Terbiyesiz. Diyeceksin ki altına biraz su koy, biraz da güneş görsün, dibini de toprağında eşele. Terbiyesiz. Diline mi yapışır? Pislik. Ah, memur bey bilir. Merhabalar memur bey. Aha, ben de elimde bitkimle böyle sokak sokak dolaşıyorum. Nişantaşı'nın delisi oldum iyice yani. Belki sizin işiniz değil ama vatandaşa hizmet babında soruyorum. Bunu tanıyor musunuz bir çiçeği? Tanıyorum. Ay, acaba bu çiçeği nasıl bakılıyor? Evde bakacağım da ben kendim. Gel içeride anlatalım. Amirim daha iyi bilir. Çok teşekkür ederim ya. Ne varsa polislerde var biliyor musunuz? Çok teşekkür ederim. Bir çayını içerim. İçerim ama çayını. Sağ ol teşekkür ederim. İnanın ben hiçbir şey bilmiyorum. Bana bunu Allah'ın cezası yağlı saçlı bir kız verdi. Bana dedi birkaç gün bak dedi. Ben sonra geri alırım dedi. Bu bitkinin uyuşturucu ham maddesi olduğunu, zehir olduğunu bilmiyor musun? Ah, bilmiyorum. Böyle saksıya ekip yetiştirmenin suç olduğunu da mı bilmiyoruz? Vallahi bilmiyorum. Biz bunu Aslı Yorum'la birlikte Hollanda'ya özgü bir süs bitkisi olduğunu sanıyorduk. Süs bitkisi mi? He? Bunu kullananların zamanla beyninde, akciğerlerinde neler olduğunu, buna alışanın ne hale geldiğini de mi bilmiyorsun? Vallahi bilmiyorum. Ben bunu kullanmadığım için ben normal hayatımı bırakıp böyle şeyleri sigara bile kullanmam. Alkol dediğin böyle yani onu da pek kullanmam. Sadece misafirliğe gittiğim zaman fişne likörü ikram ediyorlar. O da azıcık bir şey yani tatlı ve hoşuma gidiyor yani. Hmm. Bunu kullanmıyorsunuz da satıyor musunuz yoksa? Ay nasıl böyle bir suçlama, ne diyorsunuz siz? Ben bir defa üniversite mezunu, idari müdürlüğü yapan örnek bir vatandaşım bir kere. Geçenlerde Nişantaşı'nın göbeğini hayrat yaptırdım ama. Niye? Yeah. Narkotikten arkadaşlar geliyorlar mı? Evet amirim. Güzel. Narkotik mi ana? Ya şu çocuk bitki yüzünde mi başıma geliyor böyle şeyler? Peki sen şu kızı bize bir tarif et bakalım. Bir ahlaksızın teki sürekli benden para susdu. Hepsi de yüzlük banknot halinde. Hep Tanrı derdi yüzünden başıma geldi böyle şeyler. Paçabuk paçabuk dedi bana gerizekalı. Sana inanmıştım. Elime tutuşturduğun çiçeği bak karakollara düştüm ama. Kim bu ya? Burhan diyor ki bu bitkiyi sen vermişsin. Birkaç gün bak demişsin. Aa, hayatımda ilk defa görüyorum bu adamı. Hey! Bunca yaşanmışlıktan sonra ne diyorsun sen Özlem? Sen beni nasıl tanımasın? Sürekli para susduğum Burhan. Hiç tanımıyorum valla. Ama biz seni iyi tanıyoruz Esra Hanım. Esra mı? Bu garibanı fena yakmışsın. Yazık. Almış eline keneviri, buna nasıl bakacağım diye karakolun önünde soruyor. Hadi ya. Aman bir şey yapmadı ki zaten. En fazla denetimli serbestlik alır. Evini bir arayalım da bakacağız. Ne? Evimi mi arayacaksınız? Ben masumum memur bey lütfen ama. Yani evi dağıtmasanız olur mu? İfot beni öldürecek. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altunizade'den sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.